Kelime-i şehadetten sonra İslam'ın birinci ve en büyük temeli namazdır. Namaz, Müslümanlara has bir ibadettir. Diğer ibadetlerin makbuliyeti ve ihlası buna bağlıdır. Kişi farz olan namazı eda etmedikçe kulluğunda samimiyetten uzaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki, "Kitaptan sana vahyedilmiş olanı tilavet et ve namazı dosdoğru kıl. Şüphe yok ki namaz hayasızlıktan ve yaramaz şeylerden nehyeder. Ve elbette ki Allah'ı zikir en büyüktür ve Allah ne yapar olduğunuzu bilir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, "Allah Celle Celaluhu 5 vakit namazı farz kıldı. Kim bunların abdestini güzelce alırsa, onları vaktinde kılarsa, rükû ve secdelerini eksiksiz yapar ve tam manasıyla kalbini namaza verirse, Allah Celle Celaluhu onun affedeceğine söz vermiştir. Bunları yapmayanı ise Allah'ın verilmiş bir sözü yoktur. İsterse onu affeder, isterse azap eder." Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı gece 50 vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak 5'e indirildi. Sonra da şöyle hitap edildi. "Ey Muhammed, artık nezdimde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. Bu 5 vakit Rabbinin bir lütfu olarak 10 misliyle kabul edilerek senin için 50 vakit sayılacaktır." Peki namazın bize sağladığı faydalar nelerdir? Namaz bize dünyevi ve uhrevi, maddi manevi pek çok faydalar sağlamaktadır. Bu faydalardan bazıları şunlardır. Günde 5 vakit namaz kılan bir insan daima Allah'ı hatırlar ve kendisini her an onun huzurunda hisseder. Bu ise o insanın aklında kötü düşüncelerin barınmasına fırsat vermez. Verse bile çıkarıp atmasına sebep olur. Zaten dünyada gördüğümüz her kötülüğün başı Allah'ı unutmak ve Allah korkusuna kalpte yer vermemek değil midir? Dünyada insana Allah'ı unutturacak, gaflete atacak pek çok şey vardır. İnsan yaratılışı itibariyle gece gündüz dünya meşgaleleri içindedir. Böyle kesif bir meşgale içinde bulunan insana elbette her an Allah'ı hatırlatacak bir şeyin olması gerekir. Böyle bir şey olmaz ise insan hem Allah'ı unutur hem de kalbinde Allah korkusuna yer vermez. Allah'ı unutunca da yalnız kendi nefsini, keyfini, menfaatini düşünen bencil bir insan haline gelir. Hak, hukuk, adalet gözetmez. İnsanlar bu hale gelince artık ona ne kanun, ne polis, ne de jandarma tesir edebilir. Fırsat bulduklarında meşru olup olmadığına bakmaksızın her arzu ettiklerini yaparlar. İşte bunun içindir ki Allah Teala insanoğlunun kalbine ona daima Allah'ı hatırlatacak ve o andan korkutacak bir bekçi koymuştur. Bu bekçi de namazdır. Namaz insana Mevlasını hatırlatır. İnsan Mevlasını hatırladıkça kötülüklere olan meyli kırılır. Akıl, fikir, el, ayak, göz, kulak gibi bütün azalarını kötülüklerden çeker. Başkasının malına, canına, ırz ve namusuna göz dikmez. Namazın bu hususiyetine Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde işaret olunmuştur. Namaz kıl. Zira namaz insanı fahşa ve münkerden, yani her türlü kötü ve çirkin işlerden alıkor. Hadis-i şerifte de mealen namaz dinin direğidir. Kim namazını kılmaya devam ederse dinini yıkılmaktan korur, muhafaza eder. Kim de onu terk ederse dini hayatın direğini yıkar, dindarlığını muhafaza edemez hale gelir buyurularak bu husus veciz bir şekilde beyan edilmiştir. Namazın insana Allah'ı nasıl hatırlatıp onu her türlü kötülüklerden nasıl alıkoyduğunu biraz daha açıklayalım. Namazını devamlı kılan bir kimse sabahleyin erken kalkar. Sabah namazını kılmak ve Allah'a olan borcunu ödemek için önce abdest alır. İçini ve dışını temizler. Kalbinde bir kötülük varsa onu atar. Temiz bir kalp ve temiz bir vücutla Allah'ın divanına çıkar. Huzurunda durur. Namazını kılar. Bundan sonra işine gider. İş esnasında huyu, suyu, sözü, sohbeti başka başka insanlarla karşılaşır. Bunlardan iyi ve kötü pek çok söz iştir. İnsan olması hasebiyle zaman zaman kalbine kötü düşünceler gelir. Hırs, haset, kin, intikam hisleriyle dolar. Bunların bir kısmının tesiri altında bir şeyler yapmaya karar verdiği ve yapmak için hazırlığa da giriştiği bir sırada müezzinin Allahu Ekber diyerek öğle namazına çağırdığını iştir. İşte o zaman
kalbi kin ve intikam, hırs ve haset ile dolu olan insan kalbindeki bütün bu kötü hisleri bir tarafa atarak namaza koşar. Yine temiz bir kalp ve temiz bir vücud ile Allah'ın huzuruna durur. Namaz onun imdadına yetişmiş, herhangi bir kötülük işlemesine fırsat vermeden Allah'ın huzuruna çıkarmıştır. Namazın bu imdadı ona ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde de yetişir. Artık o insan için kötülük yapmaya ve düşünmeye zaman kalmamıştır. 5 vakit namaz ona bu fırsatı vermez. Çünkü bir vakit namazın kalbinde bıraktığı tesir kaybolup gitmeden diğer bir vaktin namazı gelip girer. Bu sebeple namaz kılmakta devamlı olan bir insanın kalbinde Allah sevgisi ve korkusu hiç eksik olmaz. Böyle bir kalpten de kötülük sadır olması beklenemez. Namaz, müminin günlük hayatını da düzenler. Günde 5 vakit, belirli vakitlerde Allah'ın huzurunda bulunma zarureti, insanı belli bir düzen ve disiplin içinde yaşamaya sevk eder. İşlerini namaz vakitlerinin hasıl ettiği zaman dilimlerine göre tanzime mecbur eder. Böyle düzenli ve disiplinli bir şekilde yapılan çalışmalar ise insanı hayatta huzurlu ve başarılı kılar. Her namaz sahibine nefsini murakabe, muhasebe ve kontrol melekesini de kazandırır. Sık sık müdür veya müfettiş huzuruna çağrılan bir memur nasıl görevinde dikkatli davranır, işlerini muntazam bir surette yürütürse, bunun gibi günde en az 5 sefer Halık'ının yani yaratıcısının huzuruna çıkan bir insanda bütün işlerini hata ve yanlışlığa meydan vermeyecek şekilde yapar. Namaz kılan bir mümin kalben müsterihtir, ruhen kuvvetli, manen güçlüdür. Hayatı boyunca vazifesini hakkıyla yerine getirmiş olmanın huzuru ile yaşar. 5 vakit namazını kılan kimseyi cennetine koyacağına dair Allah Teala'nın vaadi vardır. Yeter ki kılınan namazlar sırf rızayı ilahi için olsun ve erkan ve adabına riayet edilerek eksiksiz yapılsın. Cennetin anahtarı namazdır hadisi şerifi bu ilahi vaadi teyit etmektedir. Yanlış anlaşılmasın, bu ifade namaz kılmayan kimse cennete giremez demek değildir. Allah isterse kulunun razı olduğu bir iyiliğinden veya İslami bir hizmetinden dolayı onun bütün günah ve kusurlarını, ibadet borçlarını affedip cennetine koyabilir. Bu tamamen Allah'ın lütuf ve merhametine kalmış bir husustur. Fakat namaz ibadetini mana ve ruhuna uygun şekilde eksiksiz olarak yerine getirene ise Allah cennetini vaat etmiştir. Vaadinden dönmek onun şanına yakışmaz. Günde 5 vakit namaz kılmak aynı zamanda küçük günahlar için bir kefarettir. Resul-i Ekrem Efendimiz 5 vakit namazı vaktinde kılan kimseyi günde 5 defa evinin önünde akan bir nehire girip yıkanan kimseye benzetir ve sonra şöyle buyurur. Günde 5 defa suda yıkanan kimsenin bedeninde kirden ve pastan bir eser kalır mı? İşte namazını kılan günde 5 vakit Rabbinin huzurunda başını secdeye koyup rahmetine iltica eden kimse de böyledir. Allah böyle kimselerin günahlarını affeder. İsterse günahları köpükler kadar çok olsun. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyrulur. Namazını vaktinde kılan kimsenin 2 namaz arasındaki küçük günahlarını Allah-u Teala affeder. Namaz için abdest alan kimse, abdest uzuvlarını yıkadıkça o uzuvlarla işlenen küçük günahların suyla birlikte yıkanıp gideceği de yine rivayetlerde gelmiştir. Rükünlerine ve adabına tam riayet edilerek kılınan 5 vakit namazın kıyamet gününde sahibi için bir nur, hüccet ve delil olacağı ve onu kabirde karanlıklardan ve azaptan ve haşir mahkemesinde de hesabın zorluklarından kurtaracağı yine hadis-i şeriflerin beyanından anlaşılmaktadır. Bundan daha büyük bir lütuf ve ihsan olur mu? Namazın dünyevi ve uhrevi en mühim faydalarından birisi de namaz kılan kimsenin bütün dünyevi iş ve çalışmalarının güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçmesidir. İnsan namazını kılarak Allah'ın hukukunu yerine getirirse geçimini helal yerden temin etmek niyetiyle yapacağı bütün gayret ve çabaları ahireti açısından boş ve faydasız bir dünyevi çaba olmaktan çıkar. İbadet hükmünü alır. Artık o insanın bütün ömrü bir ibadet hali içinde geçer. Hiçbir gayret ve çalışması Allah katında zayi olmaz, boşa gitmez. Eğer o kimsenin geçimine, temin için çalıştığı iş, umumun menfaatine de alakadar eden bir meşgale ise o şahıs yaptığı işin neticesinden istifade eden umum insanlar adedince de
sevapları kazanır. İşte bu büyük kazancın tek bir şartı vardır. O da farz olan namazlarını kılmak. Ciddi bir mazeret olmadan namazlarını geciktirerek kazaya bırakmamaktır. Namaz kılan kimsenin bütün dünyevi çalışmalarının ibadet hükmüne geçmesi sırrı, kişide çalışmaya, insanlara faydalı olacak hizmetlerde bulunmaya karşı ciddi bir şevk ve heyecan meydana getirir. Bu sebeple insan ihtiyarlasa bile ailesinin maişeti için çalışmaktan, gayret ve faaliyette bulunmaktan geri durmaz. Fütur ve tembelliğe düşmez. Artık ihtiyarladım. Bir köşeye çekilip sadece ahiretime çalışacağım diye düşünmez. İnsanlığa ve aile fertlerine daha faydalı olmak için çalışır, çabalar. Çünkü bilir ki namazlarını kıldığı için bütün dünyevi çalışmaları da ibadet hükmünü almaktadır. Yüce Allah bizi namazını dosdoğru ve devamlı kılan kullarından eylesin inşallah.